merhaba gençler. İnsanlığın ilk dönemleri yani ikinci ünitemizde bir aradayız. Peki bu dönemde neler göreceğiz? Aslında başlıktan da anladığımız üzere insanlık tarihinin en ilkel ve en uzun zamanını ele alacağız. İnsanlığın ilk dönemlerini. Peki sizlerin de bildiği gibi geçmiş yazının icadını esas alarak iki bölüme ayrılmaktadır. Bu tarih öncesi çağları ve tarih çağlarını kapsamaktadır. Biliyorsunuz yazının keşfiyle birlikte tarih çağları başlamıştır. Biz şimdi tarih öncesi çağlarla başlayacağız. Kronolojik olarak ilerleyeceğiz gençler. Bu dönem insanlar nasıl yaşadılar? Sosyal hayatları nasıldı? Ekonomik uğraşları nelerdi? Aralarında nasıl bir iş bölümü vardı? Ya da küçük topluluklardan nasıl oldu da büyük imparatorluklara insanlar ilerledi? Bunları adım adım ele alacağız. Öncelikli olarak insanlar bu dönemde nerelerde yaşamayı tercih ettiler? Buna bakalım. Harita üzerinde de görmüş olduğunuz gibi Mezopotamya ve Anadolu özellikle tercih edilen bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Mezopotamya iki nehir arasında kalan bölge anlamı taşımaktadır. Nedir bu iki nehir? Dicle ve Fırat nehirleridir. Mezopotamya'yı incelediğinizde, görselde de baktığınızda bir hilal tarzı karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de bereketli hilal olarak da adlandırılmaktadır Mezopotamya diye belirtebiliriz. Görseli incelediğimizde neler söyleyebiliriz? Herkes lütfen görseli dikkatlice incelesin. Bize bu dönemde yaşayan insanların yaşam tarzı ile ilgili bilgi verdiği için sınıfımızda yine görsel üzerine konuşacağız gençler. Yine hemen burada size bir sorum olacak. Yazıdan önceki dönemin aydınlatılmasındaki en önemli unsur ne olabilir? Bunu hemen düşünüyoruz ve aşağı yazıyoruz gençler. İlerliyorum. Tarih öncesi dönemlendirmeye bakacak olduğumuzda birinci ünitemizde sizinle de bahsetmiştim. Araştırmaların, incelemelerin kolaylaşması açısından sınıflandırma yapılması gerekmekte ve biz bu sınıflandırmaya tasnif aşaması diyorduk. Yazının olmadığı dönemler tarih öncesi çağlar, yazının olduğu dönemler ise tarih çağları olarak adlandırılıyor. Tarih öncesi dönemler kullanılan araçlara, gereçlere ve malzemelere göre isimlendiriliyor. Hemen bakıyoruz. Tarih öncesi çağlar iki ana başlıkta ele alınıyor. Bunlardan biri taş çağı, diğeri ise maden çağı. Yine hemen dikkatimi çeken ne? Kullanılan malzemeye göre isimlendirilmiş. Taş çağına baktığımda kendi arasında üçe ayrıldığını görüyorum. Paleolitik yani eski taş çağı, mezolitik orta taş çağı ve neolitik yeni taş çağı. Maden çağına geçtiğimde yine üçe ayrılıyor. Kalkolitik bakır çağı, 2 tunç bronz çağı ve son olarak demir çağı olduğunu görüyorum. Taş çağını kendi arasında ayrıldığı bölümlere göre ele alacak olursak eski taş yani paleolitik çağ insanlığın en uzun devri ve en ilkel devri olarak adlandırabiliriz. İnsanlar bu dönem henüz daha mağaralarda yaşıyorlar. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşıyorlar. Aralarında doğal bir iş bölümü var. Nedir bu iş bölümü? Erkekler daha çok avcılık yaparken kadınlar ise daha çok toplayıcılıkla meşgul oluyorlar. Mağara duvarlarına resimler ve figürler yapıyorlar. Tabii ki bunları haberleşmek amacıyla o dönemde yapıyorlar ama bunlar bizim karşımıza en eski, en ilkel sanat örnekleri olarak çıkıyor diye belirtebiliriz. Orta taş yani mezolitik döneme gelecek olduğumuzda bu dönem doğa insanlara birazcık daha alan açıyor. Buzullar erimeye başlıyor. İnsanlar mağaralardan ya da saklanmış oldukları ağaç kabuklarından dışarı çıkıyorlar. Doğayı keşfetmeye başlıyorlar. Obsidiyeni daha keskin bir hale getiriyorlar ve avcılıkta biraz daha ilerliyorlar. Ve dönemin sonunda da ateşi bularak doğaya karşı üstünlük sağlamaya başlıyorlar. Nasıl bir üstünlük sağlamadır bu? Karanlığı aydınlatıyorlar, yabani hayvanları korkutuyorlar, avladıkları hayvanları pişirebiliyorlar, haberleşmeyi sağlayabiliyorlar gibi gibi artılarını görüyoruz. Yeni taş yani Neolitik çağa baktığımızda ise tarımsal üretimin ortaya çıktığını, köylerin oluşturulduğunu, hayvanların evcilleştirildiğini ve iş bölümlerinin, meslek gruplarının ve buna bağlı olarak sınıf farklılıklarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz şekilde kesilmiş taşlar. Maden çağına bakıyorum. Artık maden bulunuyor ve maden kullanılmaya başlanıyor. Bakır çağı kalkolitik çağ olarak
da adlandırılıyordu. Ateş kullanarak madenden eşyalar yapılıyor ve bakır kola işlendiğinden öncelikli olarak karşımıza çıkıyor. Tunç bronz çağına baktığımızda bakırla kalayın karıştırılmasıyla elde edilen bir madendir diye belirtebiliriz. Şehir devletleri ilk olarak bu dönemde kuruluyor diye belirtebiliriz. Demir çağına baktığımızda ise artık demirin daha sağlam bir yapıda olduğunu zaten her birimiz biliyoruz. Tarımda ve günlük hayatta önemli ilerlemeler kaydedildiğini, imparatorlukların kurulmaya başlandığını ve yazının bulunmasıyla da dersimizin başında söylediğimiz gibi tarihi çağlara, tarihi devirlere geçirdiğini belirtebiliriz gençler. Tarih öncesi devirlerin ortak özelliklerini de hemen kısaca ele alacak olursak en uzun, en az bilinen, en ilkel dönem olduğunu söylüyoruz. Özellikle kullanılan araç gereçlere göre isimlendirildiğini belirtiyoruz. Her toplum aynı anda aynı dönemi yaşamamıştır. İnsanlar aynı anda mağaralardan çıkıp doğayı keşfetmeye başlamamışlardır. Çünkü bu noktada baktığımızda aynı anda her yerde bir güneş açtığını görmüyoruz. Doğa ne kadar izin verirse insanlar da o kadarını yapmışlardır diye belirtebiliriz gençler. Yine size söylemek istediğim bir diğer konuysa herkes lütfen bu anlattıklarımdan bir not çıkarsın. Ve dersimize başlarken de küçük bir etkinlikle başlayacağımızı unutmayalım. Herkese şimdiden teşekkürler. İyi akşamlar.